Diyor ki Kerem Önder, mesela şeyini okuyalım. Neredeydi bizim sorular? Sözler Köşkü de yani bu konuda pişman olduğu kanısındayım. Yani açıklama yapması lazım. Hani Sözler Köşkü hiç değilse bu topluma göre daha sosyal davet yapmaya çalışan bir kurum. Ama bu kurum da bu Kerem Önder'le kendi seviyesini ta aşağıların aşağısına çekti. Yani ben şu kanaatteyim. Onlar da diyorlar ki ya biz bu Kerem'i hoca diye çağırdık. Bizi de rezil etti, kendini de rezil etti. Yani şu anda öyle diyorlar Allah alem. Öyle demeleri lazım yani. Vasat Kitap Evi adıyla yorum yazacaktım. Yorumlara kapatmışlar. Yani demek ki o kadar eleştiri gelmiş. Yorumlara kapatılmış. Şimdi birkaç yere değinelim. Yani biz insanların ıslah olmasını istediğimiz için senin üzerinden ben topluma mesaj vereceğim. Yani seninle bizim bir ilişkimiz yok. Senin aldatmaların üzerinden topluma mesaj vereceğim. Sözler Köşkü diyor ki Kerem Önder'e, selefilik nedir? Vahabilik aynı şey midir selefilikle? Günümüz selefileri ile selefi salihin yaptığı uygulamalar aynı mıdır diyor. Bu soruyu soruyor. Veya onların bazı benzerlikleri var mıdır diyor. Kerem Önder diyor ki günümüzde selefilerin, selefiyim diyenlerin selefi salih ile hiçbir bağlantısı yoktur. Evet, hiçbir bağlantısı olmayanlar vardır. Bak doğruna doğru diyeceğim. Hiçbir bağlantısı olmayanlar vardır. Temel arızalı görüşleri büyük günah işleyen herkes kafirdir. İşte burada yalan söylüyorsun. Türkiye'deki hangi selefi grubu olursa olsun hiçbiri büyük günahlardan dolayı kimseye kafir demiyor. Sen bir yalancısın. Topluma, Türkiye toplumuna buradan söylüyorum. Bu adam bir yalancıdır. Selefilerin içerisinde 20 grupta varsa şayet bu 20 grubun bir tanesi dahi büyük günahtan dolayı kimseyi kafir demiyor, kimseyi tekfir etmiyor, kimseyi dinden çıktım demiyor. Yalan söylüyor. Bu ümmetin tamamı kafir olmuştur. Bu ümmeti Müslüman yapmak için geldik, ya biz öyle demişiz. Oy verenlerin insan yapımı bir sistemde oy kullandıkları için kafir olmuştur derler. Onların akideleri bu yöndedir diyor. Şimdi oy meselesini sen büyük günah olarak vasıflıyorsan sen şiddetli, şeddeli bir kafirsin. Yani oy meselesine günah dedi diyorsan günah değil, biz böyle inanmıyoruz. Günah olduğu için biz insanlara kafir demiyoruz. Günah değil oy meselesi. Oy meselesi, uluhiyeti, rububiyeti Allah'ın kendi sıfatlarını, isimlerini ilgilendiren, kendi zatını ilgilendiren, kendisinin koymuş olduğu kanun nizamıdır. Ve bu kanun nizamını kim kendisinde görür ve bu kendisinde gören insana kim destek verirse onu ilah edinmiştir. İster kabul etsin ister etmesin. Günahlarda helal sayma şartı vardır. Bir insan zina yapsa kafir olmaz. Hırsızlık yapsa kafir olmaz. Yalan söylese, faiz yese, içki içse kafir olmaz. Helal kabul etmediği müddetçe. Ama bir insan Allah'ın uluhiyetine taalluk eden, rububiyetine taalluk eden, isim ve sıfatlarına taalluk eden bir vasfı kendisi yapmaya kalkarsa, ki kanun koyma sıfatı bu yöndedir. Bu insan istediği kadar kolları, dirsekleri, elleri nasır tutsa, dizleri nasır tutsa, akşama kadar namaz kılsa, hacca gitse, hiç kimseye kötülük yapmasa, dünyanın en iyi insanı olsa, her gün bir yetimi doyursa, her gün bir insana iyilikte bulunsa, her gün insanlara yemek verse, sayabildiğim kadar sayıyorum. Bu insan Allah'ın kanun koyma, ceza hukukunun karşısında bir ceza hukuku koyarsa, bu insan şeddeli kafirdir. Bu insanın kafirliğinde hiçbir şüphe yoktur. Ey Türkiye toplumu, bu zındıklara aldanmayın. Bunlar sizin dininizi sattılar. Dininizi beş para etmez hale getirdiler. Allah Resulü'nün getirmiş olduğu dine bidat soktular. Şirk soktular, küfür soktular. Diyor ki oy verenler büyük günah işlemiştir. Büyük günah işleyenlere bunlar kafir diyorlar. Yani büyük günah işlemiştir diyorsa şayet. Ya öyle diyorsa tam bir zındıktır zaten. Tam bir zındıktır. Hani hiç değilse onun hocaları, bugünkü medyatik olan hocalar diyorlar ki evet bu küfürdür. Ama işte ehven-i şer vardır, şu vardır, zor durum vardır, işte ahir zamandayız. Bunları tevil ediyorlar, küfür olduğunu kabul ediyorlar. Şöyle bir örnek vereyim size. Diyor ya, laik sistemdeyiz, işte beşeri bir sistem var. İnsanlar oy verince bunlar da insanlara böyle kafir diyorlar. Bakın, Kur'an vücuben, bütünüyle bir emirdir değil mi? Burada ittifak edebiliriz, bir emirdir. Zina yapmayın ve zina yapıldığı zaman karşısında bir ceza hukuku belirlemiştir. Hırsızlık yapmayın ve bunun karşısında ceza hukuku belirtmiştir. Faiz bunun karşısında ceza hukuku belirtmiştir. İçki buna benzer aynı şekilde. Şimdi günümüz sisteminde bunların hepsi alenen yapılıyor mu? Yapılıyor. Bu şahıs diyor ki bu kişiyi kafir yapmaz. Yani bu kanunları serbest bırakanları desteklemek, A partiyi, B partiyi desteklemek kişiyi kafir yapmaz diyor. Aynı emrin içerisinde
Allah Azze ve Celle'nin bize emretmiş olduğu bazı durumlardan mevcut. Islah olabilmemiz için, onunla sürekli irtibatta olmamız için hangi emirlerdir bunlar? Namaz kılmak mesela. Bu da bir emirdir değil mi? Zina yapmayın bir emirdi, yasaklayıcı bir emirdi. Ve de karşısında ceza vardı. Namaz, oruç, hacca gitmek bunlar da bizim ıslahımız için, Allah Azze ve Celle ile irtibatımızın güçlenebilmesi için, onunla sürekli hemhal olabilme adına Allah Azze ve Celle'nin insana kulluğunu yerine getirebilmesi için yapmış olduğu emirler midir? Evet, emirlerdir. Burada ittifak edeceğiz. Peki bir insan aynı laik sistemde dese ki namaz 3 vakittir 5 yapıyorum, 5 vakittir 3 yapıyorum veya 5 vakittir 10 rekat 10 vakit yapıyorum dese, oruç Ramazan ayında 30 gündür 15 gün yapıyorum veya 30 gündür 40 gün yapıyorum veya hac aylarını değiştiriyorum dese ve bunu kanun haline getirse. Şimdi yasaklayıcı zina bir kanundu, emirdi. Yasaklayıcı hırsızlık bir emirdi. Bunun karşısındaki ceza hukukları da bir emirdi. Namaz, oruç, hac için aynı şeyi yapsalar, kanun nizamıyla değiştirseler, bu insanların kafirliğinde hiç şüphe eder misiniz? Etmezsiniz. Yani buradan sesinizi duyar gibiyim. Etmezsiniz kesinlikle. Öyleyse namaz bir emirse, oruç bir emirse, bu emirlerin aksini çıkarmak, ilahlık iddiasında bulunmaksa, neden zina yasaklayıcı zinanın karşısında serbest bırakmak, yasaklayıcı hırsızlığın karşısında serbest başka ceza hukuku uygulamak, yasaklayıcı faizin karşısında serbest bırakıp hiçbir ceza hukuku uygulamamak, neden insanı kafir yapmıyor peki? Arasındaki fark nedir ki? O da emirdir, o da emirdir. O da Allah'ın kendi isimlerinden, sıfatlarından, Allah Azze ve Celle'nin bize ıslahımız için hukuksal bir literatür olarak bize verdiği bir durumdur, bir yaşam biçimidir. Burası da öyledir, bu taraf da böyledir. Yani eğer biz namazın vakitlerinin değişeceğinde, orucun hükmünün değişeceğinde, haccın vaktinin değişeceğinde hiçbir şüphe duymuyoruz. Yani nasıl olur? Adam bizim namazımızı kanun nizamıyla değiştirirse bu insan ilahlık iddia etmiştir. İstediği kadar desin ki ben ilah değilim ve istediği kadar onu destekleyenler ben iyi niyetle veriyorum desin. Bakın arkadaşlar, Türkiye halkı, bu insanlar sizi aldatıyorlar. Biz günaha günah deriz, şirke şirk deriz. Allah'ın günah diye vasıflandırdığına günah, şirk diye vasıflandırdığına şirk deriz. Ben Kerem Önder'e şunu soruyorum. Sen zina yaptığın zaman, günah işlediğin zaman helal saymadığın sürece kafir değilsin. Burada ittifak ediyoruz. Peki zina yaptığın sabit olduğunda had cezası senden düşüyor mu? Düşürebilir misin? Düşüremez. Hırsızlık yaptığın zaman ceza hukuku olarak helal say veya sayma, had cezası sana uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Hakimin karşısına çıktığında ben zina yaptım ama helal kabul etmedim, onun için haddi bana uygulayamazsın diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. İşte Allah'a da şirk koştuğun zaman şirkte helal sayma şartı yoktur. Şirk işlemişsen müşriksindir. Allah'a karşı kafirsindir. Ben bunu söylerken iyi niyetle söyledim. Ben bunu söylerken işte kalbimde kötülük yoktu. Bu da seni aynı hadleri ilgilendiren günahlarda seni nasıl kurtarmıyorsa şirk meselesinde de seni kurtarmaz. Bundan dolayı insanlara iftira atarak, bunlar günahtan dolayı insanlara kafir diyorlar diyerek saptırmaların, yalanların çok bariz açıktadır. Allah'a hamdolsun ki sen böyle bir röportaj vermişsin. Böyle bir açıklama yapmışsın ki hakkı daha çabuk insanların anlayabilmesine vesile olmuşsun.